Çaldık kapıyı, girdik içeri ve benim içimden geldiği gibi adlandıracağım. Baba Lefter'le birlikteyiz. Nasılsın usta? Sağ olun, var olun. Çok iyi. Görülüyor, şekilde görüldüğü gibi, zımba gibi. Bugün çıksa birçok topçuyum diye geçinen adama top nasıl oynatılır gösterecek halde. O kadar değil de. O kadar değil de ama Allah'a şükürler olsun, yani bir eksik tarafım yok. İyi. Hayır, biz seninle, şimdi ben seyircilere laf aramızda bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yılda bir Türk Kalp Vakfı yararına bir müsabaka tertiplendi bir maçtan önce. Ve ben Lefter Usta'yla beraber top oynadım. Ve hayatımın bu benim için en şerefli noktalarından biri. Onu bu arada hemen zikretmek istiyorum. Ve o gün gerek oyunuyla, gerekse davranışıyla, spor nedir, top nedir, futbol nedir, bir insan sporcu olarak nasıl olmalıdır, bize en güzel örnekleri verdi. Peki baba Lefter, sana bir şey soracağım. Ben küçümencik bir çocuktum, yani derken 11-12'yi falan bulmuştum. Biz Macarları bir 3-1 yenmiştik. Sen de iki tane sallamıştın helalinden. Macarların böğrüne böğrüne. Bir tane de rahmetli Metin Oktay atmıştı. O maçı şöyle bir gerçeği biz şey yapacağız tabii, arşivden değerlendireceğiz ama bir de senin ağzından duymak. Şimdi Macarlar o zaman çok İngiltere'ye giderdi, 7 tane atardı. İngilizler Macaristan'a giderdi, 6 tane yerdi. Avrupa'ya giderdi, ben gidip seyrederdim. O zaman İtalya'da oynuyordum ben. Fiorentina'da oynuyordum. Fiorentina'da, evet. Ben İtalya'ya giderdim. Mesela İtalyanları Roma'da, açılışta 4-0 yendiler İtalya milli takımını. O zaman Macarlar'da yenilmeyecek bir takımları vardı. Fakat biz burada havanın kötü oluşu nedeniyle adamların epey maç yaptırdılar burada. Yapınca yoruldular bunlar. Biz de bundan faydalanarak biraz istifade ettik. Biraz da din gayreti, hak kuvveti. Evet. Evet. Ve bunları yendik işte burada. Ve 3-1 yendik adamlara ama. 3-1 yendik. Çakamaka yani. Evet. Kimler var ya? Kovakslar. Hepsi vardı. Bir koçiz yoktu. Koçiz. Evet, koçiz hariç hepsi vardı. Hepsi vardı. Peki bugünün topu. Bugünün topu. Ne düşünüyorsun? Yani şimdi, bir kıyaslama. Şimdi bunu böyle söyleyeyim. İmkanlar çoktur şimdi. Biliyorsunuz bizim zamanımızda para yoktu. Evet. Malzeme evet. Yoktu, saha yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evet. Diyebilirim yani. Bunu sevdiğimiz için bir amatör olarak yapıyorduk. Sonradan işte bir aylık vermeye başladılar, 400 lira falan gibi. 400 lira. 400 bozdur, lira. Bozdur harca. Bozdur bozdur harca, doğru. Şimdi 10 sene hatta bir transfer yapan bir sporcu köşeyi dönüyor. Yani şöyle bir parantez açabilir miyim yani şimdi? 400 lira dedim. 400 lira bu 1950'li yıllar değil mi? 47-48 seneler. 47-48 evet. Seneleri. Yani 1 liranın o yıllarda yanılmıyorsam şayet 2-2,5 mark gibi bir değeri var. Öyle o kadar. Oradan yola çıkarak hesaplarsak alınan ücretin yine ne kadar düşük olduğunu meydana çıkarabiliriz tabii, gibi geliyor. Tabii. İmkan yok, şu yok, saha yok. Yoktu. Sağlık imkanları onlar da yoktu. O da yoktu. Peki bir şey söyleyeyim. Ya ben hatırlarım. Yani ben senin hiçbir sakatlandığını falan hatırlamam. İşte o zaman bunu amatör olarak yaptıkları için kendilerini çok iyi bakıyordu. Bütün sporcular. Bütün gayeleri çıksın sahada, kendisini kabul ettirsin. Fakat bugün bir sakatlanıyor, ikinci gün Amerika'ya uçuyor gidiyor. Amerika'ya gitmek için mi sakatlanıyor? Hayır. Eskiden biz en fazla Bursa'ya giderdik. Evet. Kaplıcalara giderdik. Kaplıcaya bir sıcak su. Orada 2-3 gün falan iyi geliyordu. Fakat bugün Amerika'ya gidiyor. En güzel doktorlara gidiyor. Gidiyor da düzelip de gelmiyor üstelik yani. Maalesef işte farkımız burada. Baba Lefter, üzgünüm sözünü kesiyorum. Bağışla. Eskiden üstelik bizim sahalar da patlıcan tarlasından pek farksızdı. Hiç şimdi fark. Maşallah böyle yeşil çim, halı gibi, sağlık imkanları fevkalade, her şey dört dörtlük, masörler, şunlar bunlar filan. Yani bu arkadaşlar, bu top oynayan arkadaşlar sizden sonra nesille beraber biraz psikiyütleştiler mi acaba? Değildi ama top mu biçim değiştirdi ya? Hayır, hayır. Oyun mu şimdi, biçim değiştirdi? Şimdi her gün idman yapıyor çocuklar bir defa. Tamam. Ve benim onlara söylemek istediğim tek
bir olay var. Yani gıdalarına beslenmeyi kıymet vermiyor şimdiki sporcular. Peki bugünkü maçlara falan gidiyorsun. Bu tribünlerdeki tezahürat, ben gazetelerde okuyorum. İşte bilmem falanca takımın seyircisi muhteşemdi. Bu nasıl bir muhteşemlik anlamıyorum. Sürekli pornografi edebiyatı yapılıyor. Ve hani alıştık hakemlerin, o fukara arkadaşlarımızın özel hayatlarının tartışılır hale gelmesine de, neden acaba karşı takımın, karşı takım oyuncularının, karşı takım taraftarlarının anaları, babaları, eşikleri, beşikleri hepsi bir çirkin bir şekilde üstelik dile getiriliyor. Bu böyledir. İşte görüyorsunuz, insanlar çoğaldıkça insanın karakterleri de değişiyor. Eskiden İstanbul'da 300 bin insan yaşıyordu, değil mi? Evet. Bugün 16 milyon yaşıyor. Futbolculara, genç topçulara, futbola gönül verenlere iyi bir futbolcu olmak için, milyarlara kavuşmak değil ama iyi bir futbolcu, iyi bir sporcu olmak için, yani sadece manşetlere çıkmak adına değil, ne sağlık verirsin? Söyle. Ben başta derim ki beslenmeyi bilsinler sporcu. Ondan sonra hocalarına, bir sporcu içinden de sporcu olması gerekiyor. Yalnız topu vurmakla sporcu olmuyor. Ruhu da sporcu olsun. Beslenmeyi çok iyi bilmesi lazım. Hocasını dikkatle izlemesi lazım. Dediklerini harfiyen yapması gerekiyor. Olmamasına bir gerek yok. Evet, değerli Rap TV izleyicileri. Baba Lefter'i duydunuz. Yani topla ilgilenenleriniz açısından söylüyorum. Şayet iyi bir futbolcu olmak istiyorsanız gençler, Baba Lefter'i duydunuz. Kulak kabartın. Çünkü bu tecrübeler size bir şeyler kazandırır. Hanımefendiler, siz de lütfen futbol konusunda fazla bağnaz olmayın. Biz erkeklerin küçümencik bir kusuru bu. Ne dersiniz? Gidip kahve köşelerinde okey mi oynayalım? Bırakın da eve geldiğimizde iki satır televizyonda maç seyredelim ha.